Evet efendim, Türk Box'ın güzel izleyenleri, her şey tadında canlı olarak devam etmekte. Yaşayan efsanemiz Cahit Berkay ile sohbetimize devam ederken sohbete Cenk Kahvecioğlu da katılıyor. Psikolojik danışman ve hipnoterapist kendisi. Aynı zamanda şu anda Sena'nın da gösterdiği Zihin Gücüyle Nasıl Zayıflanır kitabının yazarı. Hoş geldiniz Cenk Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Şimdi zihin gücüyle zayıflamak mümkün diyorsunuz yani. İki kitap yazmışsınız bunun üzerine. Evet, evet mümkün. Bir de şöyle demişsiniz. Hem ideal kilonuzda olup hem de yediklerinizi kesmemek mümkün mü? Canınızın çektiği her şeyden yiyebilmek mesela. Evet. Hem yiyoruz hem de zayıflıyor muyuz? Aynen öyle. Aslında daha çok benim üstünde durduğum yeme davranışlarını değiştirmeyle ilgili. Bu da siz misiniz? Ne kadar evet. Değişik çıkmışsınız. Evet, orada siz biraz daha sakal. Siz hayatınızın bir döneminde kilolu oldunuz mu? Tabii. Ne kadar? Ben 26 kilo verdim bu yöntemle. Bu yöntemle? Of. Yani siz kendinizde uyguladınız bu yöntemi. Tabii. Peki, tabii kitabı okumak şart. Kitapçılardan alacağız bu kitabı ama hani genel hatlarıyla zihin gücüyle nasıl zayıflanıyor? Şimdi 4 tane altın kuralımız var temel olarak. Onun üstünde çalışıyoruz öncelikle. Burada hani yeme davranışlarını değiştirme bizim amacımız. Yoksa ne yiyeceğimiz ya da hani ne kadar yiyeceğimizden çok nasıl yiyeceğimiz önemli öncelikli olarak. İsterseniz kuralların üstünde duralım. Lütfen. Şey olarak. Lütfen. Şimdi birinci kuralımız hafif acıktığında yemek yemek. Yani buradan şunu kastediyoruz. Böyle bir cetvel düşünün. Çok acıkırsan çok yersin çünkü öyle mi? Aynen öyle. Evet, evet. Kesinlikle. 1 ile 10 arasında bir cetvel düşünelim. Evet efendim. Bu bir hani açlıktan nefesimizin artık hani alamadığımız 10'da tıka basa dolu olduğumuz bir hat olsun. Biz bunun üstüne 4 ile 5 civarında yemek yemeyi çalışıyoruz üstünde davranış olarak. 1 ile 10 arasında bir şey belirlediniz yani. Evet. Hani süreç diyelim. Çünkü hafif şey görsel bir hani kişiye göre değişebilen bir şey. Evet efendim. O yüzden böyle bir somutlaştırmak gerekiyor. Arada bir atıştırmak diyorsunuz. Ya hayır, bunun arasında şeyler mesela istiyorsanız buradan söyleyeyim. Acıktığında hemen hafif acıktığında atıştır. Arada bir değil acıkınca. Hafif acıktığında atıştır diyor. 1 ile 10 arasında şöyle de geçiş yapabiliriz. Bütün rakamlara eğer değer verirsek. 1 açlıktan nefes dahi alamadığımız seviye. 2 midemizin birbirine yapıştığı an. 3 oldukça aç. 4 biraz aç. 5 nötr hani ne aç. Bunları gün içerisinde hissederiz. Evet. Ha, o yüzden somutlaştırıyor. En büyük payı 1'e verdiniz o zaman siz. Ona doğru azalıyor bu iş. Hayır ona doğru şişiyor. Evet tokluk derecesi tamam. Artıyor. Anlaşıldı. Evet. Birinci kuralımız bu. 4 ile 5'te yeme üstüne çalışıyoruz. Aslına bakarsanız kilo sorunu olanların ya da kilo sorunu yaşayan insanların suçu kendinde değil. Suçu zihnindeki hatalı programdan kaynaklanıyor. Onu formatlamak mümkün yani. Evet ya bir çeşit aslında çünkü bilgisayar mantığıyla aynı çalışıyor beynimiz. Tabii, bir çeşit daha, formatlamak tabii. Ya da var olan programı hani yenilemek ya da onu upgrade etmek. Güncellemek. Evet güncellemek yapmamız gereken şey. Yoksa tabii ki ne yediklerimiz önemli. Yani tek bir fiziksel kural var. Hani aldığınızdan daha fazla yakacaksınız. Peki nasıl güncelleyelim kafayı? Nasıl güncelleyelim? Öncelikli olarak burada hani bu 4 kural üstünde durup. Evet efendim. Sonrasında da yapmamız gereken uygulamalar var. Detaylı bir şekilde kitabın içinde de hani var ama üstünde de durabiliriz. O uygulamaları yaparak var olan programı değiştirmek mümkün. Şimdi birinci altın kuralınızı söylediniz. İki nedir efendim? Canınızın çektiği şeyleri yemek. Yemen gereken değil, canın istediği. Evet. Wow. Şimdi bunu duyduğu zaman herkes şaşırıyor. Ya nasıl olur ya? Canım çektiği her şeyi yersem. Hani... Ama limitsiz yedemiyorsunuz. Yok, buradaki kasıt şu. Hemen altını açalım. Bazı şeylerimiz vardır. Mesela bir akşam yemeğinde... Size söyleyeyim. Bir akşam yemeği dediğinde aklınıza ne geliyor? Bir et yemeği, yanında bir sebze, az karbonhidrat geliyor. Benim için o. Herkesin farklıdır. Mutlaka evet. Hani standart aile akşam yemeğinde çorbası, dediğiniz gibi ana yemeği, karbonhidrat ya da salata bu tarz şeyler olur. Ve biz otomatik olarak masaya oturduğumuzda onların hepsinden yeme ihtiyacı duyarız. Evet efendim. Ama benim burada üstünde durduğum şey onların içinden hangisi sizin canınızı çekiyorsa, hangisini istiyorsanız onlardan yemeniz. Bu vücut sinyal veriyor anlamında kesinlikle. Mı? İhtiyacı olanım sana aktarıyor mu demek? Aynen. Vücudun bilgeliğine güvenmek lazım. Ha. Yani canınız bir şey çekiyorsa ondan psikolojik ya da fizyolojik olarak alacağınız mutlaka bir şeyler vardır. Anlaşıldı. Bir de şöyle bir şey var. Yani bazen hamile kadınların toprak yemeksi gibi bir şeydir bu. Çok samimi söylüyorum. Bu görülen bir vaka. Bazen hamile kadınlar toprağa aşeriyorlar. Ve çok gördüm ben. Karşıma da çıktı toprak. Yani ben toprak yemem lazım diyor. Acaba... Ne eksiklik varsa vücut onu zihin toprakta bulunacağını mı emrediyor? Ya hanıma bilmiyorum. Enteresan evet, bir yaklaşım. Kesinlikle bu tarz hani hangi yiyecekten ne alacağız ve ona benzer neler var? Böyle bir mekanizmamız var. Bunu kullanmak istiyoruz. Peki. O yüzden bir de diyelim ki diyet yapıyoruz ve masanın üstünde bir tabak tatlı var. Siz onu yemediniz. Diyetteyim diye. Siz onu yemediğinizde evet. İçinizde ciddi büyüyen bir balon oluşuyor.
Siz farkına varmadan. İçin şişiyor yani. Aynen, için şişiyor, şişiyor, şişiyor veya hani bir yere kadar gelip sonra o balonu mutlaka bir şey patlatıveriyor. Haklısınız. Doğal evet. olarak canımızı çekiyorsa ondan yememiz çok önemli. Hele Antep baklavasıysa Allah. Yok, ben bu dediğinize katılıyorum ama benim evet. gibi de tadına bakıp komple hepsini yiyen tipler ne yapacak mesela? Orada ben o yüzden tadına bakmıyorum. Evet. Dediğiniz gibi şişip 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 o duruyorum. O kitabı yiyecek işte. Ama çünkü biliyorum ki ondan hani bir çatal al nefsini kır derler ya, bir parça al nefsini kır. Ama benim canım o bir parçayla durmuyor çok yani. Güzel. Komple yemek istiyorum. Evet, bu soruyla çok karşılaşıyorum. Hani tamam, masanın üstünde duruyor. Aldık bir dipsomanik. Bir iki kaşık ama ne zaman duracağız? Hani anca bitince duruyorum. Evet. Üçüncü, dördüncü kural bu da devreye giriyor. Üçüncü kural yavaş ve bilinçli yemek yemek. Dördüncü kuralsa doyduğumuzu hissettiğimiz an yemeği bırakmak. Bu dört kural birbiriyle çok bağlantılı. Peki şunu yapabiliyor muyuz? Benim mesela midede doymakla ilgili bir şeyim yok. Doyabilirim. Bir kase çorbayla da doyuyorum. Bir hamburger menüyle de doyuyorum. Göz açlığını nasıl duygusal açlıktan bahsediyor. Zaten sinyallerin tabii. mutlaka mideden geliyordur. Bizim bu çalışmadaki amacımız sinyallere biraz daha duyarlı hale gelmek. Yani siz zihninizle yemek yerseniz, zihninizle ben bu masanın üstündekilerden yemeliyim diye düşünürseniz ya da hani proteinden de yiyeyim, karbonhidrattan da yiyeyim, ondan da yiyeyim, bir şeyim eksik kalmasın diye düşünürseniz hata yaparsınız. Evet. Midemizden gelen sinyallere dikkat alırsak o bize ne zaman acıktığımızı, ne zaman doyduğumuzu gayet iyi söylüyor. Peki siz bu sistemle bahsettiğiniz 26 kiloyu ne kadar zamanda verdiniz? 8 ay civarı. Gayet iyi bir rakam. Çok iyi bir rakam. Evet. Yani siz ayda 3-3,5 kilo gibi bir şey evet, verdiniz. Evet, bu da sağlıklı derlerdi kesinlikle. Uzmanlar. Kesinlikle. Yani amacım hiçbir zaman bir anda ya da böyle hani ani bir kilo vermek değil, bunu kalıcı hale getirmek. Yani ben hep söylüyorum, ben nasıl kilo verileceğini değil, nasıl ideal kilonuzda kalacağını öğretiyorum insanlara. Hani üstünde durduğum nokta bu. Çünkü ideal kilomuzda kalmak esas sorun. Yoksa kilo vermek değil, kiloyu verirsiniz ama onu geri alıyorsanız, problem bu ciddi bir tabii. Tabii bir problem. Ben şunu merak ediyorum Cenk Bey. Hani bilincin kilo verme döneminde çok etkisi olduğunu biliyorum. Hı-hı. Mesela kendimizi çok şartlamamak da gerektiğini biliyorum. Sadece bilincin nasıl zayıflattığını bilmiyorum. Çünkü şöyle bir şey vardır, bu gerçektir. Mesela kafanızda bir rakam belirlemişsinizdir. 60'ı hep görmüşsünüzdür ama dersiniz ki ben 60'ın altına hiçbir zaman inemem. Yok kardeşim, bir ay yemiyorum ama ben 60'ın altına hiç görmedim de inemem. Böyle düşündüğünüz zaman otomatik olarak beyin de vücudu 60'ın altına inmemeye şartlıyor. Evet. İnmiyorsun. Kesinlikle. Çünkü sen onu sürekli dile getirip vücut da 60'ı korumaya çalışıyor. O 60 İnemez, onun için kıtlık inmemeli. Oluyor yani 60'ın tabii, altı. Orada kalmalı. Şimdi, 58 olamayacağım diyorsun. Evet, burada bunda hemfikirim. Yani burada bilinçaltının çalışma sistemi çok önemli. Üstünde durduğumuz şey o. Zaten bilinçli kısımla bir işimiz yok. Çünkü o zaten biliyor. Ne yiyip ne yememesi gerektiğini herkes bir şekilde az çok biliyor. Hangi gıdada kaç kalori var. Ama bir türlü bunları uygulayamıyoruz. Uygulayamamamızın sebebi bilinçaltımızdan kaynaklanıyor. Evet. Bir yaşam koçu arkadaşımın yıllar önce çıkartmış olduğu bir kitap vardı. O da zihin gücüyle spor yapmakla ilgili. Evet. Yine aslında temelinde kesinlikle. Diyet ve kilo vermek yatıyordu. O da hani tekniklerinden bir tanesinde şunu aktarıyordu. Programa da konuk almıştık zamanında başka bir kanalda. Mesela atıyorum koşu bandımı diyelim. Zihninde o koşu bandını düşünüp koştuğunu hayal ediyor. Ve bu şekilde vücut kodlanıp evet. spor yaptığını düşünerek kaslarına o şekilde bir reaksiyon yükleyebiliyor. Neden diyordu. Biliyor musunuz? Kesinlikle. Çünkü bilinçaltı hayalle gerçeği ayırt edemez. Hayalinizde canlandırdığınız bir şeyi gerçek olarak algılar. Çok hani şöyle bir örnek verebilirim. Mesela bazı insanların bazı şeylerden fobileri olabilir. Mesela yılandan korkan bir insan diyelim ki. Bu fobi biraz daha genişse. Yılan dediğinizde bile kişi bu çevrede yılan olmayacağını bilinçli zihninde bilir. Ama yılan dediğinizde bile bir irkilme yaşar. Bunun nedeni zihninde canlandırdığı yılan görüntüsü. Çünkü bilinçaltı onu gerçek olarak algılar. Çok enteresan. Neyin hayal, neyin gerçek olduğunu ayırt edemez. Analiz yeteneği yoktur bilinçaltının. Yani ben sürekli mesela Jimi Hendrix'le gitar çaldığımı düşünsem, bir zaman sonra inanacağım herhalde buna. Değil mi Cahit Bey? Yok, biraz kimse zor. Kimse dahi. Zor. Özellikle burada önemli olan konu, bilinçaltımızda canlandırdığımız bu şeylerin kendimizle ilgili olması. Ha. Yani bir başkasıyla ilgili bir canlandırma ya da hani çünkü o tarz şeyler de var. Anladım demek hani istediniz. Evet. Secret tarzı. Ben şaka yaptım gerçi. Tabii tabii yok ama evet. hani belirtmek istedim. Hani bu tarz şeyler başkasıyla ilgili bir hayal tabii ki etkili olmaz. Ben Cenk Bey şöyle bir şeye gitmiştim.
Hoponopono yöntemi diye bir şey söylemi de çok zor. Hoponopono diyorsun. Evet. Burada da hani bu teknik birçok şey için kullanılıyor ama ben can sıkıntısından kilo vermeyle ilgili olanına gitmiştim. Hani kendinizi sevin, kilo verin diye. Bedenden sürekli özür dileyip bedeni ne kadar sevdiğinizi dile getirin diyordu. Ve şuna katılıyor musunuz? Ben katıldığım için soruyorum. Mesela tatlı yiyorsunuz diyelim. Ay bunda 2000 kalori var. Şimdi kilo alacağım. İşte bu var ya, bu yarın tartta fazla çıkacağım. Dediğiniz zaman alıyorsunuz. Ama istediğiniz kadar kalorili bir şeyin bana yediklerim dokunmuyor. Düşündüğün başına geliyor, evet, gibi bir şey oluyor. Bana yani yediklerim dokunmuyor diyorsun. Bu yediğin bana hiçbir şey yapmaz. Evet. Yani o yemeğe bir anlam yüklüyorsun ve size dokunmayacağını düşündüğünüz zaman kilo almıyorsunuz demişlerdi. Siz nasıl İnancın gücü. Efendim? İnancın gücü. Evet. Yani neye inanıyorsanız onu gerçekleştirmek üzere bilinçaltı harekete geçer. İyi ya da kötü dedim ya, analiz yeteneği olmadığı için siz kafanızda neyi canlandırırsanız kendinizle ilgili oraya doğru ilerlersiniz. Hayalle gerçek arasındaki farkı ayırt edemiyor dediniz, öyle mi? Evet. Yani siz hani orada ya ben buradan şimdi 2000 kalori aldım ve bu benim göbek çevreme böyle oturacak, yarın öbür gün ben bunu hissetmeye başlayacağım dediğinizde oturur. Tabii ben 15 gündür yaşıyorum bunu. Şöyle yaşıyorum. Vücudumda ödem var. 15 gündür kilo falan veremedim. Bakıyorum bu son ayda fazla bir şey verememişim. Diyorum ki yok, vücudum şiş. Ödem var diye gerçekten şiştim. Yani kilo almadım ama artık bunu kıyafetimde falan hissediyorum, o dediğiniz şişkinliği, fazlalığı. Evet. Çok küçük bir çalışma örneği vereyim mi size bununla lütfen ilgili? Mesela tartıya çıkar mısınız? Çok çıkarım. Evet. İnmem hiç. En iyi de öncelikli olarak onu bırakmanız lazım. Öyle mi? Kesinlikle. Kodlamasın diye mi kendi kendine? Evet. Yani ben tartıyla kavga edenlerdeyim mesela. Evet, ama Allah seni kahretmesin. Dün de böyleydi. Bugün niye aynı falan oluyorum böyle. Evet, her tartıya çıkışta ciddi bir moral çöküntüsü ve siz aslında veremeyeceğinize daha çok inanmaya başlıyorsunuz. Evet. O yüzden tartıdan uzak durmanız şart. Onu bir kırmam lazım. Bir müddet mi? Bir müddet tabii ki. Tamam. Özellikle o mesela ayarını boz. Ya da bunu belli mesela doktora gidiyorsanız beslenme uzmanınıza haftanın bir günü gidiyorsunuz ortalama ya da 10 günde bir. Oradan oraya tartılmak lazım. Ben şöyleyim, sabah ayrı, akşam ayrı. Anladın mı? Tamamen. Sen bayağı gramaj hesabı tuvaletten yapıyorsun. Tuvaletten önce, tuvaletten sonra falan. Ama tamamen siz su hesabı yapıyorsunuz. Yani tabii, vücutta ne kadar su var, hani lodos esse biraz daha vücut tutuyor. Hani siz onlara dikkat ettiğiniz zaman cidden moralinizi bozar. Önemli olan tartıyı bir kenara bırakmak. Bir şeyin gerçekleşmesini istiyorsanız onu takıntı halinden çıkarmanız lazım. Peki siz mesela hipnozla yapıyormuşsunuz. Hipnozla da var. Hipnozla da bir tedavi var. Evet. Hipnozla nasıl oluyor? Mesela geldim size diyelim, beni uyutuyorsunuz ve zihnimden tatlı isteğini mi çıkartıyorsunuz? O nasıl oluyor? Bu az önce saydığım 4 kuralı bilinçaltına öğretiyoruz. Bunu yaparken de bilinçaltına ulaşabileceğimiz en kolay yollardan bir tanesi olan hipnoterapiyi kullanıyoruz. Yani bir de bir çeşit araç aslında. Önemli olan buradaki o otomatikleşmiş davranışları değiştirebilmek. Şöyle örnek vereyim. Şimdi hani bozuk bir şekilde yemek yiyen birisi, davranış olarak söylüyorum. Evet. Yemeğe oturduğu an önüne ne koyarsanız koyun, ister salata ister en hafif hani şeyleri. Eğer yeme davranışları bozuksa aynı davranışları yiyerek, yaparak o yemeği yiyecektir, değil mi? Evet. Doğal olarak aslında bu 4 kurala aykırı davranmış olacak. Evet. Ve bu davranışları düşünerek yapmıyor. Hayır. Çünkü bu davranışların kaynağı tamamen bilinçaltı. Otomatik. Evet, otomatikleşmiş davranışları değiştirebilmek için gene bilinçaltıyla çalışmanız gerekiyor. O yüzden hipnoterapiyi orada kullanıyoruz. Yani bilinçaltının doğru kabul ettiği şeyi değiştirip siz kendi doğrunuzu oraya aşılayabiliyorsunuz. Aynen. Ya artık yemeğe oturduğu kazara an kazara bana yanlış başka bir doğru yaşlarsınız. Ben Sedat'ım diye oynayabilirsin mesela. Tabii. Erkekmişim. Evet. Yani mesela yavaş yemekle ilgili çalışıyorsak, oturduğu an yavaş yemesini telkin edip onlarla ilgili çalışmalar yaptığımızda kişi artık hani istem dışında otomatik bir şekilde gene yavaş yemeye başlıyor. Peki. O zaman bu sistem sayesinde hani o kilo kontrolünü de stabilize etme şansımız var herhalde. Dedim ya, kalıcı ideal kilonuzu nasıl korursunuz onu öğretiyorum. Evet. Yoksa zayıflamak değil benim problemim. Zaten insanlar zayıflıyor bir şekilde. Tabii tabii. O diyet, bu diyet, şu diyet. Birçok ekol var. Doğru. Onu kalıcı tutabilmek çok önemli. Doğrusu da o zaten. Zaten en başarılı olduğum taraflar, en başarılı olduğum çalışma olan hani sürekli kilo alıp verip, sürekli kilo alıp verip. Siz ne kilo kadar zamandır aynı kilodasınız? Cenk Bey? Yaklaşık 4-5 yıldır aynı kilodasınız. Aynı kilodasınız. Sabitsiniz yani. Tabii. 1-2 kilo iniyor, çıkıyor. Mutlaka. Yani ondan bahsetmiyorum. Artısı evet, eksisi var ama tabii aşağı yukarı budur. Tabii. Peki kaç seans sürüyor bunlar? Ne kadarlık bir vakit? Şimdi bu 4 tane davranışı oturtturabilmemiz için 5 seans yapıyoruz. Bu 5 seans da ortalama olarak oturuyor.
Ama işin bir de tabii psikolojik kısmı var. Yani eğer kişi davranışlarından ötürü değil de psikolojik rahatsızlıklarını telafi etme amaçlı bir yeme davranışı içindeyse o tabii biraz daha uzun süren bir çalışma oluyor. Evet. Onunla ilgili ayrıca ayrı bir alan ve ayrı çalışma koşulları var. Peki bu kitabı okuduğumuz zaman bu bilgilerin hepsine vakıf olacak mıyız? Tamamen pratik, evet. Çok sadece bu konunun içinde ne bilmeniz gerekiyorsa o bilgiler var. Ve sonunda da uygulama, pratik çalışmalar var. Uygulama bir de ses var. Kaydı var. Kendi kendinize dinleyebileceğiniz bir ses kaydı var. Onu da internet sitesinden girip indiriyorsunuz ücretsiz olarak. Tamamen ses kaydını dinleyerek, bu çalışmaları yaparak. Şimdi enteresan yaklaşımlar var. Zuhal Güngör Özmaden der ki, ben çocukken her gece rüyamda bisiklet kullandığımı görürdüm ve sürekli bisikletim olsa diye düşünürdüm. Sonunda bir gün babam bisiklet aldı ve aldığı gün ilk denememde bisiklet kullanabildiğimi gördüm, diyor. Bir ikincisi, Reyhan Aydın der ki, ben de sürekli korkmalıyım. Enteresan. Korkmalıyım diye kendimde asansör fobisi geliştirdim, diyor. Olmayanı var ettim, diyor. Ama aynı yöntemle bu fobiyi de silemiyorum şimdi, diyor mesela. Zamanında böyle bir, ne bileyim, oyun mu oynamış artık bilmiyorum ama bir asansör fobisi geliştirmiş kendine. Ama şimdi aynı yöntemle tersine döndüremiyorum bu işi, diyor. Bu bağlamda mesela şunu da soruyorum. Hani tamam, zihin gücüyle zayıflanabiliyor. Zihin gücüyle atıyorum sigarada bırakılabiliyor mu? Veya fobilerden kurtulunabiliyor mu? Tabii. Özellikle hipnoterapi, hani sosyal fobi ya da basit fobiler dediğimiz bu tarz, hani asansör, hayvan, bu tarz fobilerde çok etkili bir yöntem. Yani çok kısa sürelerde ciddi sonuçlar alınıyor. Ama sigara konusu biraz daha farklı. Biraz bağımlılığa girdiği için daha farklı. O başka bir sisteme mi yerleşmiş oluyor? Biraz daha zor onunla uğraşmak. O zor. Evet. Peki. Şuralarda bir yerdeymiş o yani. Öyle mi diyorlar? Evet. Şurada bir soğancığın altında bir nokta varmış. Hani ne bileyim, sigarayı bırakıyorsun. Evet. Ne bileyim, 8 sene, 10 sene geçiyor. Hadi artık ben bıraktım deyip bir tane yakıyorsun. Orayı uyardığı an, ki oradan silinmiyormuş o. Evet. Ben en az 10 tane şeye gittim. O virüs yani, yerleşiyor ne yani. Ne kadar sistem varsa orada hepsini kullandım. Orada bir reseptör oluşuyor. İlaçlı, ilaçsız, evet. Maalesef. Siz çok denediniz yani bunu. Çok. Anlaşıldı. Zaten şöyle bir şey var. Doktorlar da der, sigarayı bırakanlar da der. Mesela geçtiğim gün bir arkadaşım teyzesi dedi ki 15-18 yıl oldu dedi bırakalı. Ama hala şu çayın kahvenin yanında içmek istiyorum dedi. Demek hani, ki o sistem ben istemiyorum açıkçası. O istek hiç ben de bıraktım. Ve istemiyorsunuz. 6 yıl oldu, yok. Tebrik ediyoruz. Yani asla hani çok zor bıraktım. Asla bırakamam diye düşünüyordum. Ama sonra bilinçaltımı nasıl yönlendirdiğimi farkına varınca bununla biraz, evet, bununla biraz boğuşmak gerekiyor. Peki. Boğuşmadan peki bu sistemlerin içine nasıl dahil oldunuz? Uzak dur benden diye. Evet. Siz nasıl dahil oldunuz bu hipnozla kilo verme yöntemi? Çünkü eskiden böyle şeyler yoktu. Tamam, hipnozlar vardı ama belli dallarda kullanılırdı. Şimdi yemek konusuna da girdiler. Evet, aslında tamamen başka terapi yöntemlerinde üstünde çalıştığım bir konuydu yemek yeme. Çünkü birçok kişilik sorununda şey olarak yemek yeniyor. Aşırı telafi olarak yemek yeniyor. Sonra hani oralarda çalışarak, oralarda bu konuyla ilgili detaylı araştırmalardan sonra doğru yöntemin bu olduğuna karar verdim. Çünkü aslına bakarsanız çevrenizde bunu uygulayan insanları görürsünüz. Hani sürekli yemek yiyip de zayıf kalan insanlar vardır. Her şeyi yerler ama gayet de normaldirler, fittirler, sürekli de korurlar kilolarını. İşte o insanlar bu dört kuralı farkında olarak ya da olmayarak rahatlıkla uygulayabilir insanlar. Ama bir de var değil mi? Mesela benim iki tane çok iyi tanıdığım arkadaşım var. İkisi de müzisyendir. Yani bir oturduğumuz zaman belki bir somun ekmek bitirir, 3-4 kap yemek yer fakat dal gibidir. Yani burada tabii o kişinin hareketi, tabii o kişinin hareketi, metabolizması, metabolizmayı yavaşlatmaması. Mesela her yaptığınız diyet aslında metabolizmaya ciddi bir zarar veriyor. Çünkü sürekli kilo alıp veriyorsunuz, Tabii yoruyoruz yani. Tabii yemekleri kesiyorsunuz. Yani gelen bir kere diyet dediğiniz zaman zaten bilinçaltı reaksiyon veriyor. Eyvah, kıtlık başlıyor. O noktadan sonra zaten siz su içseniz de yarar. Peki. Çok çok teşekkürler efendim. Verdiğiniz bilgilerden dolayı bir kez daha kitabı gösterelim ekrandaki değerli izleyenlere. Efendim, Zihin Gücüyle Nasıl Zayıflanır kitabının yazarı Cenk Kahvecioğlu, aynı zamanda psikolojik danışman ve hipnoterapist. Efendim, bu kitabı kendisine de uyguladığı için garantili olarak varsayıp biz de sizlere tavsiye ediyoruz efendim. Kısa bir yerden sonra Cahit Berkay'la kaldığımız yerden sohbete devam edeceğiz ve belki bizi kırmazsa bir... Ha? Tabii. Süper olur. Peki efendim, bir enstrümanıyla bir müzik ziyafeti daha rica edeceğiz kendisinden. Kısa bir yerden sonra buradayız. Lütfen ayrılmayınız.